bitkilerin internet ağı. Mantarların gövdelerinin büyük bir kısmı miselyum olarak adlandırılan ince iplikçiklerden oluşur. Bu iplikçikler yer altında farklı bitkilerin köklerini birbirine bağlayarak bir çeşit internet ağı meydana getirir. İşte bahçenizdeki ağaç büyük ihtimalle bu ağı kullanarak birkaç metre ilerideki çalılıklarla bağlantısını kurmuştur bile. Yeryüzünde 1,5 milyon kadar mantar türü olduğu düşünülmekte ise de günümüzde sadece 69 bin türü tanımlanmıştır. Mantarlar kendi besinlerini üretemezler. Bu yüzden üretici değil, ayrıştırıcıdırlar. Toprağın yapısındaki bitki gelişimi için uygun hale getirilmeleri nedeniyle doğadaki dengeyi sağlayan önemli unsurlardan biri olarak yaratılmışlardır. Bitkiler bu ağa girerek besin ve bilgi paylaşımı yaparlar ve komşularına yardımcı olurlar. Bazen de toksik kimyasallar yayarak istemedikleri bitkileri kendilerinden uzakta tutabilirler. Bilim adamları keşfettikleri bu sisteme Wood Wide Web, yani ahşap çapında ağ adını vermişlerdir. Bu mantar şebekeleri bitkiler arasındaki iletişimi daha hızlı ve daha etkili hale getirir. Karada yetişen bitkilerin yaklaşık %90'ı mantarlarla karşılıklı fayda ilişkisine sahiptir. Alman biyologlar bu ortaklıklara mikoriza adını vermişlerdir. Bu ortaklıklarda bitkiler mantarlara karbonhidrat olarak gıda temin ederler. Miselyum, mantarların genellikle yer altında besin maddelerini özütlemek için kullandığı bölümüdür ve hif olarak isimlendirilen iplikçiklerden oluşurlar. Hifler ip yumağı ya da kök gibi gözükürler. Bazı mantarlarda kalın bir dokudan oluşurlar. Bunun karşılığında mantarlar da bitkilerin topraktaki suyu emmesine yardımcı olur ve miselyaları üzerinden fosfor ve nitrojen gibi besinleri sunarlar. Ayrıca bitkilerin büyümelerine de yardımcı olurlar. Ancak mantarlarla bitkiler arasında tek ilişki bununla sınırlı değildir. British Columbia Üniversitesi öğretim görevlisi Susan Simard, araştırmalarında mantarların kurdukları ağlar ile genç ağaçlara nasıl destek sağladığını ortaya koymuştur. Mantar şebekeleri kendilerini barındıran bitkilerin savunma sistemini de güçlendirir. Çünkü bitkinin köküne yerleşince bitkinin savunma kimyasallarını tetikler, bu sayede savunma sisteminin tepkileri daha hızlı ve daha etkili hale gelir. Diğer bir deyişle bu şebekelere bağlanılması bitkileri hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Bu konuda araştırma yapan araştırmacılardan Susan Simard, büyük ağaçların bu mantar internetini kullanarak genç ağaçlara yardımcı olduğunu ve bu yardım olmasa birçok genç fidanın hayatta kalamayacağını ifade eder. 1997'de yapılan bir çalışma, gölgedeki fidanların döner ağaçlardan diğer fidanlara göre daha fazla karbon aldığını ortaya koymuştur. Bu buluş, Darwin'in güçlü olanın hayatta kaldığı ve bireylerin bu amaçla sürekli rekabet içinde olduğu tezini bir kez daha geçersiz kılar. Domatesler ve mantarlar arasındaki ilişki. 2010 yılında Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden Renshen Zeng, bitkilere zararlı mantarlar yapıştığında bitkilerin miselyaları üzerinden komşularını uyararak kimyasal sinyaller gönderdiklerini bulmuştur. Zeng'in çalışma arkadaşları saksılara domates ekmiş ve bu bitkilerin bazılarının mikorize geliştirmelerine izin vermiştir. Bu mantar şebekeleri oluştuktan sonra bitkilerden birine hastalığa neden olan bir mantar sprey şeklinde sıkılmıştır. Bitkiler arasında toprak üstü kimyasal sinyalleşmeyi engellemek için hava geçirmez plastik torbalar kullanılmıştır. 65 saat sonra Zeng, ikinci bitkiye de bu şekilde hastalık yapan mantarı sprey şeklinde sıkmıştır. Fakat arada miselya olduğunda ikinci bitkide hastalığın çok daha az görüldüğünü, görüldüğünde de hasarın daha az olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışma, domates bitkilerinin birbirlerinden savunma taktiklerini öğrendiklerini ve potansiyel zararlı maddelere karşı dirençlerini arttırdıklarını ortaya koymuştur. Dolayısıyla bitkiler bu ağ sayesinde sadece besinlerini paylaşmakla kalmamış, aynı zamanda savunma taktiklerini de paylaşmışlardır. Yapılan bilimsel araştırmalar, mantarların bitkilerin beslenmesi ve gelişimine destek olmanın da ötesinde hastalıklardan koruma görevi de üstlenebildiğini göstermiştir. Mantarlar ve fasulyeler arasındaki ilişki. 2013 yılında Aberdeen Üniversitesi'nden David Johnson,
fasulyelerinde yakındaki tehditlere karşı tedbir almak için bu mantar internetlerinden faydalandığını ortaya koymuştur. Buna göre fasulyeler kendileri yaprak biti saldırısına uğramasa da saldırıya uğramış olanlarla mantar şebeke bağlantıları varsa anti yaprak biti kimyasallarını aktif hale getirirler. Miselyası olmayanlar ise böyle davranamaz. Bitkilerin aralarında iletişim kurdukları bu internet ağı özel olarak yaratılmış bir savunma sistemidir. İnternete ekleyen bitkiler. İnsanların internet ağında olduğu gibi mantar internetinde de hacklenmek gibi karanlık bir yön vardır. Bazı bitkiler bu internet ağını kullanarak birbirlerinden gizli bilgi alırlar. Örneğin hayalet orkide ihtiyaç duyduğu karbonu bu ağ üzerinden yakındaki ağaçlardan alır. Akasyalar, Amerikan sikamor ve çeşitli okaliptüs türleri yakınlarda bitki yetişme olasılığını azaltan maddeler salgılarlar. Bu bitkilerin internet ağını kullanarak birbirlerinden gizli bilgi almaları zeka gerektiren bir davranıştır. Bunu başarabilmek için bitkinin adeta bir zeka gösterisi yaparak internet ağında bitkilerin gönderdiği şifreleri çözmesi gerekir. Daha sonra bu şifreleri birleştirip kendi bünyesinde çeşitli değişiklikler oluşturup böyle bir savunma taktiği geliştirmelidir. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.